PetroTürk TV'den herkese merhaba, ben Beyza Erdoğan. Yeni bir Merak Edilenler programıyla karşınızdayız. Güvenilir ve çevre dostu olan güneş enerjisi, günlük hayatta artık çokça faydalandığımız bir enerji kaynağı haline geldi. Güneş enerjisiyle çalışan lamba, powerbank, saat derken artık koskoca arabalar bile güneş enerjisiyle çalışıyor. Peki size bir uçağın güneş enerjisiyle çalışabildiğini söylesek ne dersiniz? Merak edilenlerin bu bölümünde güneş enerjisiyle çalışan uçaklar var. Herkesin aklına aynı sorunun takıldığını hissediyorum. Güneş enerjisiyle çalışan uçağımız gökyüzünde süzülürken güneş batmaya başladı. Şimdi ne olacak? Uçağımız tek bir damla fosil yakıta ihtiyaç duymadan sadece güneşten aldığı ve lityum pillerinde depoladığı enerjiyle hem gündüz hem de gece uçabilecek. Ya size bu uçağın bir dünya turuna çıktığını ve birçok rekor kırdığını söylesek? Bahsettiğimiz uçak adından çokça söz ettiren Solar Impulse. Solar Impulse projelerine geçmeden güneş enerjisinin havacılıktaki diğer heyecan verici uygulamalarına değinmek istiyoruz. İlk olarak Solar Stratos. Solar Stratos yüksek irtifa uçuşları yapmayı hedefleyen güneş enerjili bir uçak. İsviçreli girişimci Rafael Domian tarafından başlatılan bu proje, stratosfere çıkmayı ve güneş enerjisinin yüksek irtifa uçuşlarında nasıl performans gösterdiğini test etmeyi amaçlamıştı. Güneş enerjisiyle donatılan uçağımız doğrudan güneş enerjisiyle uçamaz. Bu nedenle güneş hücreleriyle donatılmış pille çalışan bir elektrikli uçak olarak tanımlanmakta. 25 bin fit yüksekliğe kadar uçabilen bu uçak, çevre dostu bir havacılık teknolojisinin sınırları zorlamakta. Sunseeker 2. Sunseeker 2 2010'larda birçok rekor kırmış ve güneş enerjisiyle uçabilen ilk uçaklardan biri. Alman mühendis Jörn Müller tarafından geliştirilen bu uçak, güneş panelleriyle donatılmış. Güneş panelleri uçağın elektrikli motorlarını besliyor. Sunseeker 2, güneş ışığının yeterli olduğu saatlerde uzun menzil uçuşları yapabilme kapasitesine sahip. Sunseeker 2, havalanmak ve tırmanmak için pillere ihtiyaç duyan, ancak daha sonra güneş panelleri aracılığıyla elde edilen elektriği kullanarak veya planör olarak uçabilen hibrit bir uçak. E-Flyer. E-Flyer 2 tamamen elektrikli ve güneş enerjisiyle desteklenen bir eğitim uçağı. Bu proje eğitim uçuşlarında güneş enerjisinin nasıl kullanılabileceğini test etmeyi hedeflemişti. Skydweller. Fosil yakıt olmadan güneşten aldığı güçle yol alan uçaklardan biri de ABD'de geliştiriliyor. ABD donanması Skydweller adlı her iki kanadındaki geniş güneş panelleri sayesinde 90 gün boyunca inişe gerek kalmadan havada kalabilen mürettebatsız bir uçak üzerinde çalışıyor. Kesintisiz olarak dünya turuna çıkmaya hazırlanan bu uçak sadece güneş enerjisiyle dünyanın etrafında tur atarak adından söz ettiren Solar Impulse'a kafa tutuyor. Ve şimdi sırada dünya turunu tamamlayan uçağımız Solar Impulse var. Solar Impulse, İsviçre'de uzun menzilli deneysel güneş enerjili uçak projesi ve aynı zamanda projenin iki operasyonel uçağının da adı. Solar Impulse 1 ilk olarak 2009 yılında tanıtıldı. Tek kişilik bir uçaktı ve temel olarak güneş enerjisiyle uçuşun teknik açıdan mümkün olup olmadığını test etmek için tasarlandı. Hafif malzemeden yapılan uçak 63 metrelik geniş kanat açıklığına sahipti. Kanatlarına yerleştirilmiş 12.000'den fazla güneş hücresi içeriyordu. Bu paneller uçak için gerekli enerjiyi üretip bataryaları şarj ediyordu. Solar Impulse 1, 8 Temmuz 2010'da gerçekleştirdiği 26 saatlik uçuşla gece ve gündüz yakıtsız sadece güneş enerjisiyle uçan ilk uçak olarak tarihe geçti. 28 Mayıs 2011 tarihinde İsviçre'den Fransa'ya başarılı bir uçuş gerçekleştiren uçak, uluslararası anlamda da ilk başarısını elde etti. Solar Impulse 1, 5 Haziran 2012'ye gelindiğinde İspanya'nın Madrid şehrinden Fas'ın Rabat şehrine
19 saatlik bir yolculukla ilk kıtalar arası uçuşunu başarıyla tamamladı. Proje yenilenebilir enerji ve çevre dostu projelerin önemini vurgulamasıyla da medyada ön plana çıktı ve kamu farkındalığı oluşturdu. Solar Impulse 1'in bu başarısı güneş enerjisiyle çalışan uçakların temelini attı ve Solar Impulse 2 için kapı aralandı. Impulse 2 proje için geliştirilen ikinci model. İlk kez 9 Nisan 2014'te halka tanıtıldı. Kanat üzerinde 17 bin güneş hücresi bulunuyordu. Gece uçuşlarına mümkün kılan 400 kilo batarya kapasitesine sahip bu uçak yaklaşık 2.3 tondu. Saatteki maksimum hızı ise 140 kilometreydi. İşte bu teknik özelliklere sahip Solar Impulse 2'nin dünya turu 9 Mart 2015'te Abu Dhabi Birleşik Arap Emirlikleri'nde başladı. Abu Dhabi projenin ana destekçisiydi ve bu nedenle başlangıç noktası seçildi. Ağustos 2015'te aynı yere dönmesi planlandı. Solar Impulse 2'nin izlediği rota tamamen kuzey yarımküreydi. Abu Dhabi'den ayrıldı ve ardından doğuya, yakınlarındaki Umman ve Hindistan'a doğru yöneldi. Başlangıçta rota boyunca 12 durak planlanmıştı ve pilotlar dönüşümlü olarak görev yapıyordu. Her durakta mürettebat rotanın bir sonraki ayağında iyi hava koşullarını bekliyordu. Pasifik ve Atlantik okyanuslarını geçen uçuş ayakları 5 güne kadar süren çevre yolculuğunun en uzun etaplarıydı. Mayıs 2015'in sonuna kadar uçak Asya'yı geçmişti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş ara ara ertelendi. Japonya'dan Hawaii'ye uçuşa başlayan uçak 3 Temmuz'da Hawaii'ye ulaştı. Bu 117 saat 52 dakikalık uçuş hem zaman hem de 7212 kilometre ile mesafe açısından dünyanın en uzun güneş enerjili uçuş için yeni bir rekordu. Ayrıca uçuşun süresi herhangi bir uçak için zaman açısından en uzun solo uçuş rekoruydu. Uçak bu sürede hasar gördü ve hava koşullarının elverişli olduğu tarih beklenmeye başladı. Nisan ayında uçak yeniden havalandı ve Kaliforniya'ya iniş yaptı. İzlenen rotanın devamında New York'a varan uçağın Atlantik Okyanusu'nu geçmesi için hazırlıklar yapıldı. Atlas Okyanusu'nu geçerek 23 Haziran'da İspanya'ya varan uçak, daha sonra 13 Temmuz'da Mısır'ın Kahire kentinde durdu ve 26 Temmuz'da Abu Dhabi'ye indi. Dünya turunu sadece güneş enerjisi kullanarak tamamlayan ilk uçak olan Solar Impulse 2 yolculuğunu toplam 17 etapta ve 16,5 ayda tamamladı ve adını tarihe böyle yazdı. Merak edilenlerin sonuna geldik. İçeriklerimizi beğendiyseniz PetroTürk TV'ye abone olabilir, içeriklerimizi beğenip bizlere yorum yazabilirsiniz. Yeni içeriklerle görüşünceye dek hoşça kalın.